Değerli gönül dostlarım, öncelikle çocuklar ve anneler şiirine gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederim. Aslında bütün şiirler harikaydı. Bütün şiirler takdire şayandı. İçeride yazılan, hapishanede yazılan şiirlerle ilgili birkaç düşüncemi paylaşmak istiyorum. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, koğuşlardaki arkadaşlar politikayla hiç alakası olmayan insanlardı. Güveni temsil eden insanlardı ama terörle suçlanıyorlardı. Hemen hepsi sokaktan değil, evlerinden, çocuklarından, ailesinden koparılarak getirilmişlerdi. Çocukların, annelerin, eşlerin duygusal değerleri yırtılmıştı, gasp edilmişti. Çocukların dünyaları paramparçaydı. Bu arada mazlumiyet ve mağduriyet çok olunca sizi Allah kendi himayesine alıyor. Siyaneti altına alıyor ve siz o siyanet altında yaşamaya başlıyorsunuz. Ve suçsuz olmanın, yanlış yapmamanın hafifliğini burada görüyorsunuz ve yaşıyorsunuz. Şu noktayı da ifade etmeliyim. Her devrin güzel insanları bu mahkumiyetten nasibini almışlardır. Ve siz daha önceki tarihlerde yaşanan bu mağduriyetleri birlikte o insanlar gibi yaşadığınızda işte o zaman bir güç kaynağına ulaşıyorsunuz ve motivasyonunuz ciddi anlamda artıyor. Duygusal algoritmanız yüksek oluyor. Ve daha net duygular yazıyor, daha güzel şeyleri dile getiriyorsunuz. Bir başka noktayı ifade etmem lazım. Dışarıdaki insanlar sizin gözünüz, kulağınız oluyor. 15 günde bir cam arkasından, 2 ayda bir açık görüşlerde görüşme yapıyorsunuz. Ancak görüşebiliyorsunuz ve o zaman size anlatılan değerler, bu görüşmeler çok kıymet kazanıyor. İçeriden dışarıya bir şeyler götürebilirsiniz. Çocuklarınıza yaptığınız hediyeleri getirebilirsiniz ama dışarıdan içeriye bir şey getiremezsiniz. Sadece içeriye duyguları taşıyabilirsiniz. İşte o zaman o duygular, o kelimeler çok kıymet kazanıyor. Duyguları da kelimelerle taşıyabilirsiniz. Kelimeler size can oluyor. İçeridekilere hayat oluyor kelimeler. Aslında kelimeler değil, kelimelerin taşıdığı duygular size hayat oluyor. Ve birbirinize bu kelimelerle, bu canlarla dokunuyorsunuz. Ruhlarınızdaki boşluğu bu canlarla doldurmaya çalışıyorsunuz. Ve buna duvarlar engel olamıyor. Buna camlar engel olamıyor. İşte şaire düşen, yazara düşen, ressama düşen bu duyguları kaleme almak oluyor sadece. Ve eğer siz bunu ibadet düşüncesiyle yapıyorsanız o zaman çok daha kıymetli oluyor. Ve yazdıklarınızı koğuşlardaki panolarda paylaşıyorsunuz. Arkadaşlarınıza moral kaynağı oluyorsunuz. Düşünceler tecessüm edip kağıdınıza döküldüğü zaman tarihe de ayrıca bir not düşmüş oluyorsunuz. Bir başka noktayı ifade edeyim. Koğuşlarımız çok kalabalık. Doğru. Bazen 11 metrekarede 7 kişi kalıyorsunuz. Ama bunun farklı bir yönü yansıyor size. Dışarıdan gelen duygusal değerler çok fazla ve çok kıymetli oluyor. Dışarıdan çok kıymetli değerler koğuşunuza taşınıyor. Ve bu koğuşları, bu duygular cennete çeviriyor. Size terapi kaynağı oluyor. Saatlerce, günlerce konuşuyorsunuz. Ve yazdığınız şiirleri, çizdiğiniz resimleri bu atmosferde kaleme alıyor ve çiziyorsunuz. Şunu çok rahat söyleyebilirim ki, şiirlerin birçok mısrağı, her bir mısrağı belki de bir başka arkadaşımıza ait olabiliyor. Mesela bu şiirde dile getirilen 5 yaşındaki Furkan'ın yaşadıkları şiirin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Bir başka çocuğun özlem dolu ifadeleri sizin şiirinizin başka bir yönünü oluşturuyor. Ve bir babanın çocuğu oluyor. Bunu 10 gün sonra duyuyor. Bu çok acı bir şey. Ama sizin şiirinizin konusu oluyor.
Mesela şunu ifade etmeden geçemem. İlhan amca, emekli imam, pırıl pırıl bir insan, 68 yaşında, her gün 11-12 tane ilaç kullanıyor. Çok uzak, çok uzaktan getirildi. Elif teyze, eşi hiç ziyaretini aksatmıyor. İlhan amca diyor ki gelme, çok yoruluyorsun, çok zorlanıyorsun. Elif teyze şunu söylüyor, sen benim evimin direğisin, seni Kars'a götürseler ben yine geleceğim. Mesela eğer kabul ederseniz kızımla 5 ay aynı zaman diliminde aynı hapishanede kaldık. Bizim iç görüşlerimiz, bizim görüşmelerimiz ayrı bir dünya oluyor ve sizin kaleminize çok farklı şiirler olarak dökülüyor. İşte o zaman içeride yaşanılan, dışarıdakilerle ortak yaşadığınız her şey çok değer kazanıyor. Şunu da söylemek istiyorum son olarak. Evvelki gün, dün, bugün, yarın yaşadığınız ve yaşayacağınız hadiseleri kayda almanızı ısrarla tavsiye ediyorum. Ben geriye dönüp baktığımda iyi ki yazmışım diyor. İyiydi ki kayda geçmişim. Neden daha fazla yazmadım diye de hayıflanıyorum. Şiirin diliyle, hikayenin diliyle, resim diliyle veya roman diliyle yazılmalı diye düşünüyor. İnsani değerleri çok yüksek olan bu yaşananlar bir sanat eserine dönüşmeli ya da dönüştürülmeli ve tarihte yer alması temin edilmelidir. Medeniyetlerin gelişmesine de basamak olarak kullanılmalıdır. Bu anlamda yazılan her cümle insani değerlerin gelişmesi için ve insan haklarının korunması için bir sanat eseridir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.